XS20. Bu kamerayı nereye konumlandıracağıma karar vermekte zorlandığım için bu kameraya saçma sapan bir kamera dedim. Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmeye kolay hoş geldiniz. Şimdi neden böyle düşündüğüm hep beraber irdeleyelim ve soru soru gidelim isterseniz. Çünkü sizce bu kamera başlangıç kamerası mıdır? Evet. Peki bu kamera seyahat kamerası mıdır? Kesinlikle evet. Peki bu kamera vlogculara hitap ediyor mu? Hem de nasıl? İyi de bu kamera iyi bir fotoğraf makinesi mi? Kesinlikle. Bunun yanı sıra bu kamera iyi bir video kamerası mı? Hem de nasıl? Peki bu kamera amatörlere hitap ediyor mu? Tabii ki. İyi de profesyonel ihtiyaçlara cevap verebiliyor mu? Dört dörtlük. Peki o halde bu kamerayı hangi sınıfa sokarsanız? Vallahi ona da siz karar verin. Şimdi fotoğrafçılığa yeni heveslendiniz ve bu işi de öğrenmeye gönül verdiniz. Çok para harcamadan, başlangıçta da güzel fotoğraf ve videolar çekebilen, ileride de bilginiz ve sanatınız geliştikçe daha profesyonel bir kamera ihtiyacı duyurmayacak bir kamera mı arıyorsunuz? O halde doğru adresesiniz. XS20 kesinlikle sizin kameranız. Sevgili dostlar öyle bir kamera düşünün ki Auto modunda muhteşem fotoğraflar ve muhteşem videolar çeksin. Yok RAW'dan düzeltme ile zaman kaybetmek ya da F-Log'dan renklendirmekle zaman kaybetmek yerine sizi doğrudan doğruya sonuca götürsün. Aynı zamanda öyle bir kamera düşünün ki kompakt ve hafif yapısıyla sürekli yanınızda taşıma imkanı versin ve sizi yormasın. Vlog mu çekeceksiniz? Vlog motoruna getirin, gerisine kameraya bırakın. Üstüne üstlük, ekrandan değiştirebileceğiniz de dünya kadar seçenek ile beraber. İnsan ya da nesne, bol miktarda nesne, tanıyan, kendinden 3-5 kat daha pahalı, abilerini kafa tutacak kadar güvenli bir otofokus mu arıyorsunuz? Profesyonel foto çekimleri yapıyorsunuz ve ikincil bir kameraya ihtiyacınız var. Doğru adrestesiniz. Ya da profesyonel video çekimleri yapıyorsunuz ve b roll ya da b roll dediğimiz ikinci çekimler için bir kameraya ihtiyacınız var. Valla yarı yolda bırakmaz onu söyleyebilirim size. Ha bunu söylerken de e, ana video kamerası olarak kullanamayacağınız anlamda da lütfen gelmesin. Düşünsenize video kanalında 6,2K Open Gate 30 FPS'ye kadar. 4K 60 FPS'ye kadar. Full HD'de 240p yavaşlatma yani 10 kat yavaşlatma imkanı verecek. Bunları da size normal film simülasyonda ama aynı zamanda da F-Log, F-Log2 ve HLG'de yapabilecek. H.264 420 H.265 422 dahili kayıt imkanı verecek. Ha, bununla yetinmeyecek bir de Atomos Ninja ya da Blackmagic gibi harici kayıtçı HDMI'lara da RAW kayıt imkanı verecek. Ve bütün bunları da bu fiyata yapacak. Ha bu sadece video kanalında, e, fotoğraf kanalında. Ha, şimdi diyebilirsiniz e abi ama hala eski X-Trans 4 sensörü kullanmışlar. İyi de bizim X-Trans 4'ün renklerinden, keskinliğinden zaten bir şikayetimiz yoktu ki aşıktık ona biz. Şimdi bunu ne yapmışlar? Bir de 5. nesil X işlemciyle beraber desteklemişler, kuvvetlendirmişler ve bu sayede saniyede 20 kareye kadar hıza çıkabilmiş ve yenilenmiş otofokus algoritmasıyla daha net fotoğrafa dediğini bayağı bir artırmışlar. Dolayısıyla bu özellikleriyle yani fotoğraf kanadında valla spor fotoğrafçılığı kuş fotoğrafçılığı, yaban hayat fotoğrafçılığı, e, portre fotoğrafçılığı, manzara fotoğrafçılığı yapın. Ha şimdi 7 stopa kadar da titreme sabitleme ilave olmuş. Daha doğrusu vardı, altı buçuk vardı ama bir yarım stop, bir iyileştirme. E, onunla ilgili de ben bir, bir, içerik yapacağım ama neticede var. Şimdi dinamik aralığı da e, zaten 12 stop üstü bir dinamik aralığına sahip bu kamera. Ha, tamam eksiği yok mu? Var elbet. Ya mesela çift kart slotu yok. Ha üstüne üstlük de o tek kart slotu ne yazık ki bir CF Express Type B kart slotu değil. Ha ama şöyle bir avantajı var. Eskiden o normal SD kart slotu UHD 2 V90 gibi kartı desteklemiyordu. Artık onu destekliyor. Dolayısıyla de zaten V90 kartlar az bu kartlar değil. Buffer'a gelince onu da yani bol daha detaylı bir içerik yapacağım ama e, RAW'da 90-100 kare arasına hiç kesintisiz 20 kare saniyede çekiyorsunuz. Yani aşağı yukarı bir ne diyeyim bir 4-5 saniye ki buffer dolmadan takır takır kare çektirebiliyor RAW'da üstüne üstlük. Ha, sadece JPEG'de o daha da yukarılara çıkıyor ama ondan daha sonra bahsedeceğim söylediğim gibi. Ha, başıma gelmedi çünkü zaten çok uzun çekimler yapmıyorum. Yani nedir? İşte böyle normal oda ortamında, oda sıcaklığı ortamında en fazla 35-40 bilebiliriz 45 dakikalık non nonstop çekimler yapıyorum. Dolayısıyla benim bu kameradaki denedim ben onu. Herhangi bir ısınma sorunu görmedim. Ama elbette böyle dışarıda daha sıcak ortamlarda bu küçücük gövde elbette ki size bir bazı zamanlar ya da bazı ortamlarda ısınma sıkıntısı yaratacaktır. E ama onda çözümü var. Gidin o bir tane o yeni yeni çıkan fanlar var ya, e buna da uyuyor artık o fanlar. Böylece orada da çözümümüz var. Ya bir eksiği de tabii gönül ister daha çok atama fonksiyon tuşu olsun ama bunda az. Yapacak bir şey yok. O zaman da C'leri de devreye sokarız. Ha o da az. İşte 8 tane, 7 tane, 9 tane değil de 3-4 tane. E, neyimize yetmiyor? Yani neyimize yetmiyor daha doğrusu kullanmak istedikten sonra. Ay yoksa kötülemek adına bunlar tabii eksikleri. Şimdi sevgili dostlar bu kamerayla ilgili zaten bazı içerikler yaptım e, ve bir e, oynatma listesi yarattım. Ve daha anlatılacak çok şey var ve anlatacağım, daha çok içerik yapacağım ve onları da bu seyretme listesine ilave edeceğim. Şimdi satışa çıktığı ilk günden beri e, sahip olduğum bu kamerayı ben birçok değişik modunda denedim. Auto modunda, Vlog modunda işte profesyonel video çekim modlarında vesaire. Dolayısıyla bugünkü amacım e, bu kamerayı satın alacaklara bir fikir edinmeleri açısından yapmak istediğim bir içerikti. Ve umarım ki bu içerik sizlere bir, bir takım fikirler vermiştir. Ve değer katmıştır. Ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütelim. Sevgili dostlar Şimdilik sevgiyle kalın, huzur ile kalın, sağlık ile kalın, hoşça kalın. Ben Erdinç Omaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.